adamların tutmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle, bir pazar akşamı... bilmiyorum ya, yani şey... Kesinlikle, enerjiye gelir bir durum. Evet, de şey... Burada böyle ilk birbirimizi tanıma aşamasında da çok yakın arkadaş olunca o kimya bir yer tutunca işte partner kimsesini her zaman daha çok daha önemli, çok daha kıymetli oluyor. Bir de yani hedefimiz şeydi, güzel bir iş çıkarmak, eğlenmek, en önemlisi eğlenmek ve yani ekibimizle gerçekten gururlu bir beyaz bir iş çıkarmak. O yüzden umarım onu yaptık. Peki hiç endişeleriniz oldu mu? Hani olmaz, olacak mı gibisinden başlayalım. Yani herkes olabilir. Çünkü şu an televizyonda neyin olmadığını pek belirleyen bir şey yok. Pek anlayamıyoruz artık galiba. Ben bir yorum yapmayacağım, sistemle alakalı ama... Tamam, ben konuşuyorum. Sen konuş. Şöyle yani, tam olarak anlayamayacağımız bir duruma geldi artık. Ne tutacak, halkı ne yiyecek, halkı neyi sevecek. Bize tabii çok endişeler. Ama biz işimizi o kadar çok sevdik ki, bizim sevgimizi herhalde anladılar. Onlar da bizim kadar sevdiler. Bu sevgi sadece burada kalmadı, ilk düşünen babam da taştı. Aynı zamanda... Handan'ın bir köşemiz var. Birkaç köşemiz var. Bir değil de bir yani birkaç tane var. Çok özel, önemli benim için. Güzellik listesinde zirvede olmak nasıl bulunur? Kısık değil aslında beni ilgilendiren. Tabii ki hani güzel bir göreceli bir kavram. Evrensel bir şey. Herkes böyle değişen bir şey. Benim daha çok aldığım ödül ilgilendiriyor. O biraz daha... Hatta fazla bastırma kamerayı. Hayranların için bir şey var yani bu ilişki nereye gidecek, evlilik olacak mı? Hep bu soru var, her zaman soruluyor. Burada net bir cevap alalım. Burada. Ayaklı Gazetesi'nin ödül töreninde bununla alakalı net bir cevap. Sokakta çok fazla yakalıyor mu? Bu kadar vakit bulamıyor. Yeşil ışık falan yanıyor. Yani şimdi şöyle, bu akşam... Ne güzel şey konuşmaya geldik değil mi? Bu akşam burada neden olduğumuzu biliyoruz. Yani şimdi şey, yani... Öyle özel mevzulara da girmeye gerek yok. Yani şey, işimiz için buradayız. Onun için de çok mutluyuz. Evet. Umarım değil. Söyledim. Neden? Yine giyimimizden. Tamam, ben de yani. Kıyafet konusunda tavsiye ederim. Ben bir tonum var, daha tavsiyem var. Ben anneye çok karışmıyorum. Sen çok karışmıyorsun. Evet. Yani çok müdahale etmiyorsun. Çok sevdiğim şeyleri söylüyorum. Tamam, bundan sonrası için yine birlikte bir proje bulur mu? Bir düşeceğimiz falan gelirse kabul edemez. Yani tamam, ben aslında bence hemen de ben bir daha çalışmak istemezsin. Yok canım. Yok şey yani inşallah öyle bir şey olur ama annenin de yani, tamamen senaryo ile alakalı karakter. Senaryo çalışmak gerçekten. Güzel, özel. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel.